Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safyürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün 17 adımda League of Legends LoL FPS arttırmayı göstereceğim. Daha önce bununla ilgili videolar çekmiştim. Yüz binlerce kez izlendi. Bu sefer 2021 yıl için güncel yeni bir video çekmek istedim. Zaten CSGO için çektik yakın zamanda. İnternet hızlandırma, bilgisayar hızlandırma, Valorant FPS arttırma. Bunların hepsini çektik. Hepsi de gördüğünüz gibi 25 bin, 70 bin deli gibi izleniyor. Bu da deli gibi izleniyor biliyorum. Bu yüzden abone olup bildirimleri açın ki daha fazla videoyu deli gibi izleyin. Bunun dışında yorumlarda istediğiniz sorun, isteyin, onları da dikkate alıyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Öncelikle bir ön adımla başlayacağız. Arama kısmına geri yükleme yazacaksınız. Bakın, geri yükleme noktası oluştur kısmına geliyoruz. Bunu yapma sebebimiz, tüm bu ayarları yaptıktan sonra herhangi bir sebeple bu ayarların hepsini geri almak isterseniz, ayarları beğenmezseniz buradan çok hızlı geri alabileceksiniz. Bunun öncesinde bir geri yükleme noktası oluşturmak şartıyla. Hemen buraya geldikten sonra oluştur diyeceksiniz. Geri yüklemesine LoL FPS arttırma öncesi yazıyorsunuz. Ve oluştur diyorsunuz. Oluştur dedikten sonra hızlı bir şekilde geri yükleme noktası oluşturuluyor. Daha sonra istediğiniz zaman tekrar arama kısmına geri yükleme yazıp şuradan sistem geri yüklemeye tıkladığınızda bir liste görüyorsunuz. O listeden LoL FPS arttırma öncesini seçerseniz şu anki ayarlara geri dönersiniz. Bakın, hemen buraya tıklıyorum göstermek için. Bakın, buradan farklı bir geri yükleme noktası seç dediğimde bir liste gördüm. Burada LoL FPS arttırma öncesini seçersem ayarları bu ana geri almış olurum. Yani videoyu bitirdikten sonra geri yüklemek isterseniz videonun başındaki ayarlara geri gelmiş olursunuz. Hemen o zaman oyuna geçelim. Birinci adımda sizden istediğim, oyunu açtığınızda sağ üst köşede FPS'leri görebiliyorsunuz. O FPS'i alın, yorumlara yazın. Daha sonra videoyu bitirdikten sonra, tüm ayarları yaptıktan sonra tekrar gelin o yorumunuza yanıt olarak ya da yeni bir yorum alarak yeni FPS'inizi yazın. Böylelikle sizden sonra gelen izleyiciler sizin FPS'inizi ne kadar arttırdığınızı görebilirler ve videonun faydalı olduğunu anlarlar. Bunu neden ben yapmıyorum? Yani videonun başında FPS'imi gösterip sonunda neden göstermiyorum? Hani bunu ben yapsam diyecekler, aldatmaca yapmış olabilir, bir şey değiştirmiştir vesaire. Ama bunu siz yaparsanız sizden sonra gelen izleyiciler, evet, binlerce kişinin FPS'i artmış, bu video yalan olamaz, sahte olamaz deyip, ki zaten sahte olmaz, 30 bin abonemiz var, bir ton video çektik, hepsinde binlerce olumlu yorum var, ama yine de acemi insanlar için, yeni gelen arkadaşlarımız için böyle bir kanıt olur. O zaman diğer adıma geçelim. İkinci adımda oyun içi birkaç ayar yapacağız. Bunun için hemen bakın, şöyle bir ayar simgesi var. Buna tıkladıktan sonra sizde şunlar işaretli olmayacak. Bakın, tasarruf modunu aç ve oyun sırasında istemciyi kapat seçeneklerini seçip tamam diyoruz. Bunları seçtiğimizde ne oluyor? Tasarruf modunu açtığında oyunun belli grafiklerini azaltıyor. Mesela belli animasyonları oyun içinde, şöyle oyun arayüzünde çıkan animasyonları azaltıyor, kısıyor, kapatıyor. Bunların hiçbir faydası yok, sadece görüntü. Bu şekilde oyunun hızı artıyor. Bunun dışında oyun sırasında istemciyi kapat dediği şu istemciyi siz oyuna girdiğinizde kapatıyor. Arka planda bunun çalışmasının hiçbir gereği yok. Böylelikle de performansınız artıyor ve tamam diyorsunuz. Üçüncü adım için oyunumuzu kapatmıyoruz, altı alıyoruz. Şu kısmı alıyoruz. Yani şu eksiye şurada bastığınızda buraya alıyorsunuz. Oyunu kapatmadan bunu buraya aldıktan sonra sağ tıklayıp görev yöneticisi diyorsunuz. Görev yöneticisinden oyunumuzu buluyoruz. Bakın, oyunum burada. Buna ben bir şuradaki oka tıklıyorum. Şurada League of Legends 32 bit diyor. Bakın, bunun buradan ayrıntılara git diyorum bunu seçip. Ayrıntılara git dediğimde tüm LoL şeyleri burada, klientleri burada. Bunları tek tek aynı işlemi yapacağız. İşlemimiz şu: sağ tıkla, benzeşmeyi ayarla, CPU 0'ı kapat, diğer hepsi işaretli olsun. CPU 0 hariç hepsi işaretli olsun. Tamam. Sonra sağ tıkla, şuradan öncelik ayarları, buradan yüksek önceliği ayarla ve önceliği değiştir de. Bu işlemi buradaki dördü içinde sizde kaç tane çıkarsa hepsi için yapıyorsunuz. Yüksek yaptım, benzeşmeyi ayarla dedim ve CPU 0'ı kapattım, diğer hepsini işaretli bıraktım. Bunun dördüne de yapıyorsunuz. Dördüncü adım için açıklama kısmında şöyle bir dosya vereceğim sizlere. Buna sağ tıklayıp dosyaları ayıkla diyerek bu şekilde çıkartabilirsiniz. Eğer sizde WinRAR yüklü değilse bu işlemi yapamayacaksınız. Onun için açıklama kısmında WinRAR videosunu bulup WinRAR'ı bilgisayarınıza kurabilirsiniz. WinRAR yüklü ise başarılı bir şekilde bu şekilde çıkarttınız. Buradan QXSuper'a giriyorsunuz. Bilgisayarınız 32 bit ise 32 biti, 64 bit ise 64 biti seçiyorsunuz. Hemen ben 64 bite girdim. Buna çift tıklayıp
kurulumunu yapabilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için ben hemen açacağım uygulamayı. Siz de zaten kurulumu yaptığınızda otomatik açılacak. QXYOU ekranıma geldiğimde temel birkaç işlem yapacağım. Bunun dışında QXYOU'nun detaylı işlemleri de var. Bunlarla ilgili de bir video yapıp yakın zamanda yayınlayacağım. Eğer siz izlediğinizde yayınlanmış olursa açıklama kısmında da bunu bulabileceksiniz. Bakın, temel ayarlar nedir? Gelip buradan sistem power plan kısmını yüksek performans olarak ayarlamak ve şuradaki şu hepsini %100'e çekmek. Bunların hepsini %100'e çektikten sonra, burayı da yüksek performansı ayarladıktan sonra apply diyerek bu işlemi uygulayabilirsiniz. Detaylı ayarlarda ne var? Ne bileyim, burada RAM ayarları, şöyle Advanced CPU Settings gibi ayarlar var. Bakın, burada size gösterebileceğim hızlı bir şey. Speed Shift'e geliyorum ve şunların hepsini fulluyorum. Sonuncusu hariç bakın. İlk üçünü fulluyorum, sonuncusunu sola çekiyorum. Çünkü sonuncusunda tam tersi. Bakın, burada minimum maksimum olarak ayarlıyken burada ise performans ve enerji tasarrufu şeklinde ayarlıdır. Performansa çektiğimde daha fazla elektrik yakar. Tabii yani çok önemli değil bu. Yani faturanıza çok büyük bir etkisi olmaz hani. Belki 50 kuruş 1 lira, yani onu hiç düşünmeyin. Daha fazla performans. Buraya çekersem ise enerjiden tasarruf eder. Faturadan kısar ama performanstan düşürür. O yüzden bunu performansa çekin. Bunu yaptıktan sonra apply diyorum. Accept diyorum, yani kabul ediyorum ve bu işlemi de onaylıyorum. Beşinci adım için arama kısmına gelişmiş sistem ayarları yazıyorum. Bakın, gelişmiş sistem ayarlarını görüntülüye tıkladım. Buradan performansın yanından ayarlara tıklıyorum. Bakın, buradan bunları seçip öncelikli sizde bu seçili oluyor. Buradan gelin en iyi performans için ayarla seçeneğine tıklayın. Bakın, buna tıkladıktan sonra gelin şurada simgeler yerine küçük resimleri göster ve ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Bakın, bu işlemleri yapıyorsunuz. Önce en iyi performans için ayarla dediğinizde bütün tikler kalkıyor ve şu iki işarete tik atıp tamam diyorsunuz. Bunu yaptığınızda bilgisayarınızın grafiklerinden, tasarımından kısıyor ama performansınızı arttırıyor. Altıncı adım için arama kısmına odaklanma yardımı yazıyorum. Odaklanma yardımını açıp buradan bunu kapalı hale getiriyorum. Ya da yalnızca alarmlar olarak da işaretleyebilirsiniz eğer alarmları kullanıyorsanız. Kullanmıyorsanız kapalı yapıyorsunuz. Bunu yaptığında gereksiz uygulamaların gereksiz bildirimlerini size göstermeyecektir. Birçoğu gereksiz, sizin sadece dikkatinizi dağıtır ve performanstan yer. Bunu kapalı hale getiriyorum. Yedinci adımda arama kısmına bu sefer oyun modu yazıyorum. Oyun modu ayarlarına tıklıyorum. Buradan oyun modunu açık hale getiriyorum ve tekrar buradan Xbox Game Bar'a tıklayıp bunu ise kapalı hale getiriyorum. Oyun modu açık, Xbox Game Mod kapalı. Sekizinci adım için arama kısmına grafik ayarları yazıyorum. Hemen şu şekilde. Hop, pardon. Grafik ayarları yazdım ve grafik ayarlarını açtım. Buradan açtıktan sonra göz at diyorsunuz. Göz at dedikten sonra buradan LoL'u bulup seçmeniz lazım. Ama siz buradan LoL'u kolayca bulamayacaksınız. O yüzden şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın, şurada LoL var ya, buna sağ tıklayın. Özellikler deyin. Tamam mı? Sonra buradan dosya konumunu aç deyin. Bakın, burada Riot Client kısmına işaretli olarak gözüküyor. Buradan bir üst klasöre geliyorsunuz. Riot Games. Riot Games'e geldikten sonra burada bakın Valorant da çıkıyor. Aynı şirkete ait olduğu için. League of Legends'ı seçiyoruz. League of Legends seçtiğinizde zaten burada klientleri görüyorsunuz. Hemen şu konumu aldım. Kopyaladım. Ve geldim. Tekrar grafik ayarları kısmına geldim. Göz ata tıkladım. Buradan şu konumu sildim. Bakın, sildim. Ve demin kopyaladım, konumu yapıştırdım. Ve Enter dedim. Enter dediğimde bakın bütün bahsettiğimiz, gösterdiğimiz klasör açıldı. Buradan şu üçünü tek tek alacağız. Seçenekler diyeceğiz. Yüksek performans kaydet. Göz at diyeceğiz. İkincisini alacağız. Seçenekler diyeceğiz. Yüksek performans kaydet. Üçüncüsünü alacağız. Seçenekler diyeceğiz. Yüksek performans kaydet. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyoruz. Tekrar klasöre geliyoruz. Bu kliyente sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra şuradan uyumluluk kısmına geliyoruz ve tam ekran iliştirmelerini devre dışı bırak diyoruz. Yüksek DPI ayarlarını değiştir deyip şuraya bir tık atıyoruz. Tamam diyoruz, uygula diyoruz, tamam diyoruz. Aynısını altındakine yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz, gelişmiş diyoruz. Pardon, uyumluluk diyoruz. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak, yüksek DPI şurayı tıklıyoruz. Üçüncüsüne de aynısını yapıyoruz. Onuncu adım için arama kısmına çalıştır yazıyoruz. Ve temp yazıyoruz. Temp yazdıktan sonra burada gördüğümüz her şeyi şöyle seçiyoruz. Hepsini seçtik. Nasıl böyle seçtim? Birinciye tıkladım ve Shift'e basılı tutarak sonuncuya tıkladım. Sağ tıkladım, sildim. Ya da Shift Delete ile kalıcı olarak silmeniz de daha faydalı olur.
Bunu bu şekilde sildim. Daha sonra geliyoruz tekrar. Ha, burada bazılarını silemeyecek, hata verecek. Hepsini geçerli sayıp atla diyoruz. Silemediğini silmesin, önemli değil. Tekrar çalıştır yazıyorum buraya. Bu sefer yüzde temp yüzde yazacağız. Hemen şöyle. Yüzde temp yüzde daha önce yazdığım için hızlı çıktı. Şöyle. Hepsini buradan seçeceğiz. Bu sefer Ctrl A ile kısa yoldan seçtim hepsini. Böyle bir işlemi de var. Sağ tıkladım sildim ya da Shift Delete yaparak sildim. Sağ tıklayıp sildiğimde tekrar geri dönüşümüne gidip oradan da silmem gerekiyor. Shift Delete ile kalıcı olarak silebilirim geri dönüşüme gitmeden. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra tekrar çalıştır diyorum. Bu sefer Perfect. Bakın burada çıktı. Perfect yazıyorum. Tamam diyorum. Devam diyorum. Bu sefer Perfect kısmında seçiyorum Ctrl A ile. Bu sefer Shift Delete yaptım. Bakın kalıcı olarak silmek ister misiniz? Evet dedim ve sildim. Şunları atla diyorum. Bu işlem de bu kadar. 11. adım için arama kısmına güncelleştirme yazıyorum ve güncelleştirmeleri denetle diyorum. Windows Update kısmı geliyor. Burada Windows'unuzun belli bir güncellemesi varsa buradan hemen yükleyin. Tabi biraz zaman alacaktır. Müsait olduğunuzda yükleyin. Bu sizin performansınızı arttıracaktır. Eğer belli gözükmüyorsa bakın burada bir güncelleştirme gelmiş. İndir ve yükle dediğimde performansımı arttıracak. Neden? Çünkü güncel olmadığında daha kasıntı çalışır ama Windows güncellemeler yaparak bu kasmaları iyileştirmeye çalışır. Eğer sizde böyle bir şey çıkmadıysa, hazır bir güncelleme yoksa hemen denetle diyerek buradan denetle diyerek denetleyebilirsiniz. Denetlediğinizde bulma ihtimali var. 12. adım Hanimiş Teknoloji YouTube kanalımıza abone olmak. Bugüne kadar 200'den fazla ücretsiz eğitim videosu paylaştık. Tabii katıl butonumuz da var. Katıl butonu özel farklı içerikler de var. Bunlar ücretli. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ama ücret ödemek istemeseniz de abone olarak ücretsiz de faydalanabileceğiz. Bir ton video paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Bilgisayar hızlandırma, internet hızlandırma, internetten para kazanma, YouTube'dan para kazanma, türlü şey. Telefonunuzda kullanmanız gereken uygulamalar. Bakın. Sıfırdan 100 bin aboneye nasıl çıkılır? İşte aramalarda ilk sırada çıkma, evde internetten para kazanma, telefon hızlandırma, vesaire ekran kaydetme programları, montaj programları, video düzenleme vesaire bir ton video var. Lütfen size faydası olacağı için söylüyorum. Gelin şu kanala bir göz atın. 15. adım için klasörüme tekrar giriş yapıyorum. İndirdiğim klasörüme. Buradan hpet açma kodu, kapatma kodu var. Ben şuradan kapatma kodunu kopyalıyorum ve şuraya geliyorum. CMD yazıyorum. CMD yazdığımda komut istemi diye bir şey çıkıyor. Buna tıklıyorum ve bunu yapıştırıp enterlıyorum. Daha sonra istediğiniz bir zamanda hpet'i geri açmak isterseniz, bu arada videolarda neyin ne olduğunu açıklamadan hızlı geçiyorum. Çünkü bir ton video çektik, bir çoğunda açıkladım. Artık videoları hızlı çekeceğim. Bir şeyin ne olduğunu merak ediyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. İstediğinizde de açma koduyla tekrar açabilirsiniz. 14. adım için şurada Game Boss diye bir şey var. Buna sağ tıklıyor, çift tıklıyoruz. Ve çalıştırıyoruz ya da sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır da diyebilirsiniz, daha faydalı olur. Bunu çalıştırdığınızda ekranınıza hiçbir şey gelmiyor. Bu arka planda oyun için bazı iyileştirmeler yapıyor. Daha sonra burada bir RAM yöneticisi var. Bu sefer buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz RAM yöneticisine. Hemen evet diyorum. Bunu çalıştırdığınızda yine ekrana bir şey gelmiyor. Buraya geliyor. Bakın buraya geldi. Buna çift tıkladığımda ekrana getirebilirim. Önce buradan stop diyorum. Buradaki değeri 0.50 yapıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz, bakın burada sizin ne kadar RAM'e sahip olduğunuz megabyte cinsinden gösteriyor. Yani 8 GB RAM'im var. Bunu 8000 MB olarak gösteriyor. Burada gösterdiği değerin yarısını buraya yazıyorsunuz. Küsuratlar önemli değil. Mesela 8000 yazıyor ya. Burada 87'yi görmeyip 4000 yazabilirsiniz. Ya da işte 87'nin yarısında şöyle 80'in yarısı olan 40'ı ekleyebilirsiniz. Yani 3-5 oynayabilir. Çok önemli değil. Yaklaşık yarısını buraya yazdıktan sonra start deyip bunu çalıştırabilirsiniz. Eksiye bastığınızda tekrar program buraya gelecektir. Bunu her oyun oynayacağınızda tekrar çalıştırmanızda fayda var. Bunun dışında yaptığımız diğer bütün ayarları kalıcı olarak yapılıyor. Her seferinde tekrar yapmanıza gerek yok. Sadece bu RAM yöneticisini ve Game Boss'u tekrar çalıştırmanız gerekiyor her oyun öncesinde. 16. adım için regedit optimizasyonlarını yapacağız. Tekrar klasörümüzden buraya giriş yaptık. Bakın burada gördüğünüz şu dördünü tek tek çalıştıracaksınız. Çalıştıracaksınız, onaylayacaksınız. Ben şu an çalıştırmıyorum. Regedit ayarlarını yaparken seste ve görüntüde problem olabiliyor kayıtta. O yüzden kaydı bozuyor yani. O yüzden yapmıyorum. Şu dördünü yaptıktan sonra şuradan Z1 ve Z2 var. Düşük ve ortalama sistemler için Z1, ortalama üstündeki sistemler için Z2. Yani iyi bir bilgisayarınız varsa Z2, kötü bir bilgisayarınız, ortalama bir bilgisayarınız varsa Z1'i seçin. Bunlardan ikisinden birini çalıştırın. Daha sonra eğer bir gün
Bu ayarları geri almak isterseniz, regeti sıfırlamak isterseniz şurada bir klasör bıraktım. Bunları tek tek çalıştırarak tüm regeti ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. 17. adım için LOR öncelik verme klasörüne giriş yapacağız. Buradan bakın buna tıkla diye zaten belirttim ben burada. Buna çift tıkladığınız, çalıştırdığınız LOR'e öncelik vermiş oluyorsunuz. Daha sonra bu ayarı geri almak isterseniz bir gün geri al diyorsunuz. Ha, burada niye ekstra bir şey var bakın. Bu LOR'e yüksek öncelik veriyor. Bu normalin üstünde öncelik veriyor. Yani yani şöyle sıralamak olursak normale 1 dersek normalin üstünde 2, yüksek öncelik 3. Yani en çok bu öncelik verdiği için buna hiçbir şey yazmadım, bunu kullanmayın. Buna tıklayarak yüksek öncelik verin. İstediğinizde de geri alarak normal önceliğe geri çekebilirsiniz. Evet, bu videodan bu kadardı. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna göz atabilirsiniz. Ücretli olarak katıldığınızda çok daha fazla videoya erişebiliyorsunuz. Çok daha fazla ayrıcalığa erişebiliyorsunuz. Bunlara da bir bakabilirsiniz. Belki faydalı bir şey görürsünüz. Yorumlarda FPS'inizin ne kadar attığını görmek istiyorum. Tüm yorumları okuyup cevaplayacağım. Ayrıca sizden sonra gelenler sizin yorumlarınızı görecek, beğenecek, okuyacak, anlayacak. Bu yüzden yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Pişt pişt.